Merhaba arkadaşlar. İncir tadıyla olduğu kadar insan sağlığına sağladığı faydaları ile de ön plana çıkar. İçerisinde diyet lifi, mineral, vitamin, antioksidanlar bulundurduğu gibi orta boy incirin kalorisi ise yalnızca 35-40 kaloridir. Sağlık açısından ciddi faydaları olan incir içeriğinde sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini ve C, B3, B6, B2 ve K vitaminlerini içerir. Ve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. İncirin sağladığı faydalarını ve zararlarını ve tüketiminde dikkat olunması gereken durumları inceleyeceğiz. İncirin içeriğinde bulunan bazı vitamin ve mineraller: A vitamini, C vitamini, K vitamini, B vitaminleri, potasyum, magnezyum, çinko, bakır, manganez ve demir bulunmaktadır. İncirin faydaları nelerdir? 1. İncirin yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içermektedir. Bu özelliği ile hücre yenilenmesini sağlar. 2. Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini yüksek oranda içerir. 3. Kan basıncına fayda sağlar. Kan basıncını düzenlemede önemli rolü olan potasyumdan zengindir. Düzenli sebze ve meyve tüketmeyen, işlenmiş sodyum içeriği yüksek gıdaları tüketen kişiler potasyum eksikliği yaşayabilir ve bu da hipertansiyona yol açabilir. 4. Kilo kontrolü sağlar. Obezite tedavisinde kullanılır. Lif ve liften zengin besinler kilo kontrolünde olumlu etkiye sahiptir. İncir de diyet lifi açısından oldukça zengindir. Bir orta boy incirde ortalama 1 gram diyet lifi bulunmaktadır. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacımız da giderilir ve böylece sakıncalı besinlerden de tüketmemiş veya daha az tüketmiş olursunuz. Bu özellikleriyle incir, potasyum kontrolü yapıldığı takdirde kilo yönetiminizde kilo verme ve koruma programlarında kullanılabilir. 5. Zararlı olan bazı bakterilerden vücudu korur. İncir sindirim sistemini liflerle kolaylaştırır ve bu özelliği sayesinde bedeninizi zararlı olan bakterilerden korumada rol oynar. 6. Kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler. İçerdiği yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve dişlere iyi gelir. İncirdeki kalsiyum diğer besinlere oranla daha kolay sindirilir. Bu sebeple süt içemeyen kişilerin incir tüketmesi önerilir. Kanserli hücrelerin büyümesini önler, ayrıca içerisinde bulunan antioksidanlardan da kanser hücrelerinin büyümesini önleyici etkiye sahiptir. 8. Müsil etkisi vardır. Özellikle kuru incir ile hazırlanmış olan infüzyon çocuklarda korkmadan kullanılabilen etkisi yüksek bir müsildir. Yapılışı şöyledir: 2-3 kuru incir doğranır ve üzerine kaynar su eklenerek 10-15 dakika demlendirilir. Günde 2-3 bardak içilmesi önerilir. 9. Sihir oluşumunu önler. Körpe olan incirin yapraklarının içindeki süt sihire karşı etkilidir. Bu etkiyi sağlamak adına körpe olan incirin yaprağından çıkan süt sihire sürülür. Düzenli yapıldığında sihir ortadan kaybolur. 10. Çıban olgunlaşmasını ve basuru önler. Kurutulan incir yaprakları ile dekoksiyon hazırlanır. Bu dekoksiyon hemoroid, basur ile çıbanlara karşı etki gösterir.
Dekorasyonun hazırlanışı şöyledir. Körpe olan incir yaprakları havadar ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur. Sonrasında yapraklar parçalanır. 2 veya 3 tatlı kaşığı kurutulmuş incir yaprağı bir bardak su içerisinde 30 dakika süre kaynatılır. Ve bu şekilde hazırlanmış olan dekoksikasyon suyu ile ıslatılan bez Basur memesine veya çıbana sarılır. Basur'a karşı olan bu dekoksiyon gün içerisinde 2-3 bardak kadar içilir. 11. Menopoz sonrasında meme kanseri oluşmasını önlediği yapılan araştırmalarla görülmüştür. Yaklaşık 8 senedir menopozda olan 52.823 kadın ile yapılan bir araştırmada beslenmesinde lifli meyvelere yer verenlerin diğerlerine oranla meme kanserine yakalanma riskinin %34 oranında daha az olduğu görülmüştür. Yalnızca meyveler değil, tahılların da yüksek oranda lif içermesi onların da kansere yakalanma riskini azaltıcı etkileri olduğunu göstermektedir. 12. Antioksidan, vitamin ve mineral deposudur. Özellikle koyu renkli olan taze incir, karoten, lutein, tanin gibi birçok antioksidandan birleşen ve A, E, K gibi sağlığımıza faydalı vitaminler içerir. İçeriğinde zengin antioksidan, mineral, vitamin bulunması sayesinde bedeni zararlı bileşenlerden korur ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını sağlar. 13. İnsülin salınımını dengeler, içinde yüksek oranda potasyum ve magnezyum olduğundan insülin salınımını dengelemektedir. Bu özelliği sayesinde diyabetli hastalar da incir tüketebilir. 14. Kalp sağlığını korur, potasyum mineralleri bulundurması ile tansiyon dengesini korur ve böylece kalp sağlığını olumlu etkiler. 15. Vücudu temizler. Bulundurmuş olduğu antioksidanlar sayesinde incir kan ile bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynar ve aynı zamanda yetişkin bireylerde oluşabilecek göz ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı direnç oluşturur. 16. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Yüksek orandaki lif içeriği sayesinde mideye olumlu etkileri vardır. Yapılan çalışmalarla ülser, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği görülmüştür. 17. Cilt hastalıklarına iyi gelir. İncirin de barındırmış olduğu antioksidanların cilt sağlığında olumlu etkileri bulunur. Akne sorunu yaşayanlar inciri püre haline getirip 20 dakika süre ile yüzüne uyguladığında cildi temizleyecektir. 18. Saçı besler. Magnezyum ve C vitamini ile incir saç ve saç köklerini besler ve saça doğal bir görünüm kazandırır. 19. Osteoporoz, egzama, sedef ve diyabet hastalıklarında olumlu etkileri vardır. Uygun porsiyonlarda tüketildiği takdirde içerindeki lif ve tatlı istendiğinin giderilmesiyle şeker hastalığına da iyi geldiği görülmüştür. 20. Kabızlığa iyi gelir. İncirin bulundurmuş olduğu yüksek oranda lif ile bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir. 21. Tansiyonu düşürür. Yüksek tansiyon hastalığı olanların diyabetlerinde inciri eklemesi tavsiye edilir. İncirin zararları var mıdır? İncire karşı alerji ve negatif ilaç etkileşimi düşük oranlarda görülmektedir. Bu sebeple diyetinize ılımlı olarak endişelenmeden ekleyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.
Kendinize iyi bakın. Abone olup like koyarsanız da destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.